Pekala, öyleyse Hülya ile başlıyoruz. Tabii. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne sertlik? Bir şey geldi başıma. Ne geldi? Bu benim kendi trenç kotum. Evet. Bugün tasarım yapmak istedim. Bir ceketten, hatta yeni gördüğüm bir markanın bir lookuydu. Güzel bir tasarım yapmak istedim. Ama yetişmedi maalesef tasarımım. Ben de kendi trenç kotumla çıktım mecburen. Buradaki atölyemizde tasarım yapmaya girdin. Evet. Kaç saat uğraştın? Sanırım 1,5-2 saat kadar. 1,5-2 saat kadar. Hı hı. Yani alışverişten döndüğünüzden beri. Evet. Bir kişi daha bugün tasarım yaptı atölyede zannediyorum. Evet, Esra. Ben. Ama her biriniz için bizim ekibimizden birer kişi size yardımcı oldu tasarım yaparken. Evet. Her zamanki gibi. Pekala, yetiştiremedin ama tasarımını görebiliyor muyuz? Tabii. Bu bir ceketti. Bunu böyle anladım, takım lütfen. Olarak strapless bir bluz yapmak istemiştim. Böyle yarım kaldı. Daha doğrusu dar geldi. Bana. Dar geldi. Şuradan şunu şuraya geçirip aslında düzeltebilirdik ama maalesef vaktim yetmedi. Küçük mü geldi? Oo, bayağı dar. Hı-hı. Şurası dar geldi bana. Ölçü yanlış alınmış. Şurayı, şu çıt çıtları hemen kaydırıp düzeltecektik ama vaktim yetmedi maalesef. Anladım. Fikir yani. Fikir olarak güzel ama. Ya müthiş bir şey olacaktı. Bugün hatta evet, podyumu çok atlayacak bir kombi yapma umuduyla tüm gün çok mutlu ve neşeliydim. Ama içimden ağlamak gelse de şu an dik durmaya çalışıyorum. Yapacak adım gibi şey eminim podyumu çok atlayacak bir şey yapabileceğine muhakkak yapardın. Atölyeye şöyle girmişsin ve uzun zamandır ilk defa bayağı oldu girmeyeli sen bir şey yapmayalı. En son iki hafta falan olmuş, eşinle yemeğe giderken galiba yıl dönümü kutlarken mi bir şey yapmıştın? Evet. Bordo evet. Yani demek ki Hülya şöyle böyle oluyormuş değil mi? Ne kadar büyük risk atölyeye girmek, tasarım yapmak. Evet, bir tek benim başıma geldi bu. Daha önce bununla ilgili bunu basite almıştın hatırlıyorsan. Çok basit görüyordun böyle bir şey yapmayı. Demek ki atölyeye girildiği zaman bir de haftanın son gününde girenleri bile son derece yargılayıp bizi sorgulayacak kadar. Şöyle söyleyeyim, ben bu riski dışarıda kendi vaktimin içinde çok fazla aldım. Dışarıda çok fazla ama bir şey yapıyorum. Ama sonuçta atölyeye tasarım. Girdin ve evet. Yaklaşık 1,5-2 saattir bununla uğraşıyorsun. Evet. Bir risk aldın. Bir tek benim başıma geldi. Beklemedim tabii ki de böyle bir şey olacağını. Muhakkak. Mutlaka çıkarım dedim yani bir şekilde. Zaten bir dakikalık bir iş kalmıştı. Vaktim yetmedi. Bir dakikam daha olsaydı. Ne bir dakikalık iş peki? Şey diyor Yasemin Hanım, şurası dar geldi ya. Hemen şuraya alacaktık şunu. Her birini. Şuraya aldığımızda her birini oluyordu. Alacaktın oraya. Şu iki tanesini alsak yetiyordu gözden. Hayır, kayma yapar olur mu öyle şey? Canım o bir dakikalık iş değil. O yaptığın işte saçmalık ötesi olurdu. Onu hayır. Teker teker her birini alman gerekir. Terzi bana öyle söyledi. İkisini alsak, hatta birini dedi, ikisini alalım dedi. O anda vaktim bitti zaten. Ayrıca o söylediğin zaten 2 saattir bununla uğraştığınız şey artık herkes hazırdı, jüri hazırdı. Çıkmak için beklediğimiz adaletli de olmak gerekir. Bunu kim yapsa, yani aranızda hanginiz yaparsanız yapın artık zaman bitmişti. Evet. Yani bunun kolay bir şey olmadığını görmüş oldum. Görmüş oldum evet. Evet. Hiç kolay peki, bir şey değilmiş. Peki sen de her biriniz birer ekibimizden birer kişiyle çalıştınız. Evet. Ne oldu? Sen yetiştirebildin mi? Ben elbisemi yetiştirebildim. Sadece biraz bollukları oldu. Benim de tekrar prova yapmaya vaktim olmadığı için. Ama memnunum. En azından çıktım. Ben de Hülya'ya ufak bir şey söylemek istiyorum Yasemin Hanım. Çok özür dilerim lafına başlamadan önce. Eğer ki sen bunu alsaydın. Bu buraya doğru kayma yapardı. Yasemin'in de dediği gibi bunların hepsinin alınması gerekiyor. Eğer ki belini sıkman gerekiyorsa da arkadan tak diye alırdı. Onun için bu bir de bitmemiş bir şey. Yani şuraları falan var daha bunun. Hani bir dakikalık iş değil Hülya'cığım. Aynen öyle en son maalesef iş. Ki. Bitmedi. Öyle oldu. Evet, ne diyordun Esra'cığım? Bir perşembe günüydü, hiç unutmuyorum Yasemin Hanım. Bir tasarım yapmıştım. Hülya bana demişti ki haftalarca alışverişte senin nasıl olduğunu biliyorum. Basite kaçmak için kumaş alıyorsun, buraya geliyorsun, hiçbir şekilde risk almıyorsun. Kolaylık demişti. Ben de ona haftalarca şunu söylemek istemiştim. Bir vitrine bakıp hazır bir elbiseyi alıp giyinmek aslında daha basit. Çünkü elbiseyi görüyorsun, giyiniyorsun. Ama burada gerçekten ben her tasarım yaptığımda
acaba nasıl olacak? İstediğim gibi olacak mı? Kötü puan alacak mıyım? Çünkü gerçekten bazen her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor. Kesinlikle bu büyük risk. Yani umarım Hülya da dersini almıştır. Bugün bu şekilde çıkmalı. Neden gülüyorsun bu mimikle Hülya? Niye gülmeyeyim Yasemin Hanım? Ben neden gülmedim? Çok gerginim ve kendimi şu anda anlatıyor. Tamam diyorum, gülüyorum yani. Bir şey yok başka. Bununla böyle başa çıkıyorsun yani. Çok gerginim çünkü şu anda. Tabii ki gerginsin. Başına böyle bir şey geldi. Evet yani ama gülüyorum, suç gülmüyorum, suç yaptığım her birlikte sorun oluyor benim burada. Yok, gülmen hiç suç değil. Ben neden güldüğünü merak ettim gülmedim, sadece. Böyle bunu da bakın, sana sorabilirim diye böyle düşünüyorum. Bakın, yaptım. Bunun yani neden yüzün asıkken niye mutsuzsun Hülya diye soruyorsam, güldüğün evet zaman da neden gülüyorsun Hülya diye sorarım. Ki. Evet, çok kötü bir mimikle böyle bir tiye alır gibi. Tiye almışımdır belki Esra'yı. Haksız olduğunu bildiği için bu şekilde manipülasyon yaratmaya çalışıyorsun bence. Evet. Ayrıca da asla üzülmedim. Sen bu dersi çoktan hak etmiştin. Umarım bana dersini almışsındır. Bana da öyle geliyor ki, tamam Esra. Bana da öyle geliyor ki karmanla buluştun şu anda. Doğrudur. Doğru. Bana kesinlikle öyle geliyor ve ben hislerime çok güvenirim Hülya. Karmanla buluştun şu anda. Doğrudur. Doğru. Peki gelelim bugün yaşadıklarına. Terzi Hanım'a geçenlerde bir olay olmuştu, seyircilerimize de hatırlatalım. Burada bahsettiğimiz bir Terzi Hanım efendiye saygısız davrandığınla ilgili. Burada birileri de kimdi şahitlik Esra, yapanlar? Esra. Sendin yine. Ve sen bunu asla kabul etmedin. Evet, etmedim. Gerekirse yüz yüze gelebileceğini, geldim, bunların doğru olmadığını, hı-hı, söyledin. Ve bugün, evet, Terzi Hanım efendiyle yüz yüze geldin. Evet. İlk önce aleyna gitti diye biliyorum. Ne oldu orada? Yasemin Hanım, ben üzerimdeki tulumu aldıktan sonra tadilat bir işim vardı. O ablaya gidiyorum ben. Ne zaman pendiye gitsem tabii ki tadilat için gittim. Sonra giderken aklıma geldi. Dedim ki Hülya'nın yaşadığı olay bu ablaylaydı. Giderken gideceğim, soracağım diye aklıma da yerleştirdim. Hı hı. Gittim sordum, abla dedim, kırılmışsın, üzülmüşsün. Hülya ile alakalı bir problem olmuş. Ne olmuş, bana anlatmak ister misin? O da bana şu şekilde konuştu. Ben çok kırıldım. Sadrazamın torunu gibi geldi buraya, benimle konuştu. Alay eder gibi dedi. Ben de hepinize tek tek yardımcı oluyorum. İndirim konusunda da yardımcı oluyorum. Ki çok kez yoğunken beni aldığını biliyorum. O konuda hakkını ödeyemem. Ben dedi çok kırıldım ama dedi yine de bu konunun uzamasını istemiyorum. Hülya'yı da rencide etmek istemiyorum dedi. Yine onu düşündü. Ama Hülya'yı bir daha asla dükkanıma almayacağım. Çok saygısız bir kadın kendisi dedi. Tabii hepsini sen dondurmadın. Izledik. Baştan gidip seni kırdılar mı ablacığım? Ben direkt şöyle girdim Yasemin Hanım. Ben çok hiç seviyorum o ablayı bunları. Gerçekten. Hep her gittiğinde sarılıyorum. Bu benim için gayet normal bir şey. Gittim ablacığım seni kim kırdı falan diye gittim sarıldım i̇zledik, ben bunda. İzledik, hepsini izledik. Aynen öyle. Bunda peki kötü bir şey sen gittiğinde ne oldu Hülya? Ben koskoca gittim. Tabii ki abla ne oldu? Ne dedim sana, hani ben çünkü farkında değilim, asla farkında değilim, o yüzden diyorum ki mümkün değil, en ufak bir gerginlik olsa orada zaten fark ederim bir şeyleri, bu kadar ısrar etmem, gidip de yüzleşmeye de gitmem gerginlik yaşadığım bir insanla, yaptıysam yaptım derim. Gittim, abla ne oldu dedim, ondan sonra hatırlamıyor aslında o da ne olduğunu, sonra dedi ki ben sana bilinçli bir şey mi yaptım, burada birlikte çok eğlendik güldük. Hanımefendinin tepkisi ne oldu? O dedi ki bilinçli olarak yapmadın. O alışverişin verdiği heyecanla ben sana fiyat söylediğimde bir şey demişim. Ne söyledim diyorum, hatırlamıyor. Ben kırıldım dedi. Şimdi ben biz hepsini izledik Hülya. Evet. Hanımefendinin, evet, tepkisini izledik. Hanımefendinin tepkisi son derece üzücü. Evet. Son derece sana net bir şekilde evet sen bunu yaptın. Evet, yanılıyor sen muyum? Sen beni kırdın dedi. Sen beni kırdın ve buna benzer bir sürü şey söyledi. Sen hanımefendiyi özür dilerken ki halin bile ben izlediğimde, bilmiyorum arkadaşlarım nasıl yorumlar ama senden sonra ben de bir şey izlediğim şey şuydu. Hanımefendiden özür dileme şeklin bile o kadar iyi değildi. Çünkü hanımefendiden özür diliyorsun ama hanımefendinin yüzüne bakmıyorsun Hülya. Sarıldık ve kameraya bile bakıyorsun, kameraya anlatıyorsun. Hanımefendi doğru yanında, kadın senin karşında gözünün içine bakıyor. Ama sen kameraya bakarak özür dilediğini, hanımefendinin yanlış anladığını, bir şey yapmaya çalışıyorsun orada. Ve izleyenler de, sen de tekrar izlersen göreceksindir. Terzi Hanımefendi ile karşı karşıyasınız. Ve o kadar sempatik ve tatlısın ki
Hiç o sempatikliğin ve tatlılığın işe yaramıyor. Çünkü 3 defa dikkat ettim, kırıldım, kırıldım, kırıldım diyor. Bana üstten bakıyor dedi. Yani ben senden böyle bir şey hiç beklemezdim. Hiç şaşırdım Hülya. Zaten bana göre öyle bir şey yok. Ama hanımefendi için sana söylüyor. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde benim farkında olarak belki birkaç kelimeyi benim şakayla dedi ki zaten şaka yaptın dedi. Abla dedim şakayla farkında olmadan yapmış olabilirim. Özür dilerim dedim. Sarıldık, kırıldım dedi. Ama hanımefendiyi konuşturtmadın bile. Hiç konuşturtmadın kadını. İzle ve ne dediğimi çok iyi anlayacaksın gerçekten. Yoksa... Belli ki asabın bozuluyor. Hoşuna gitmiyor bunları duymak. Bunlarla karşı karşıya gelmek. Ama bunu izledik Hülya. Sen de bugün yaşadın. Tam izlediniz. Özür diledim. Sarıldım ve hala evet. Suçluyum size göre. Hayır bana elimden göre suçlusun her şeyi dediğim yaptım, şu. Yüzleştim ve hala suçlu olabilmem. Özür dileme için. Şeklini sana biraz önce tarif ettim. Kadından özür diliyorsun ama laf. Kadın sana dönük bir şekilde sana ne kadar kırgın olduğunu anlatıyor. Ve sen kadını konuşturmadan sözüm ona özür diliyorsun ama kameraya anlatıyorsun. Yani kadın karşında. Lütfen aç izletin Hülya'ya ya. Kendini izleyince göreceksin Hülya'cığım. Yani bunları söylerken kendi adıma söyleyeyim. Keyif önemli almıyorum. Olan şu tavrın. Hala burada benim karşımda bizim karşımızda durduğun bu tavrın. Yani burada seni olanı konuşuyoruz Hülya. Ben de olanı konuşuyorum. Ben de kendi yaşadığımı kendi bakış açımla anlatıyorum. Siz kendi bakış açınızla anlatıyorsunuz. Benim tarafımda tüm samimiyetimle, iyi niyetimle gidip tamamen farkında olmadan ve ben abla sence saygısız bir insan mıyım dedim. Hayır asla değilsin dedi. Farkında olmadan bir şey yaptım özür dilerim. Ve giderken de hani yine gelirim falan diye gittim. Siz de arkadaşlar gidebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Özür diledim. O abla beni hep alıyordu zaten. Senin yüzünden sen beni anlamazlık yani. Yapmazdı. Benim tarafımdan. Sana göre olay bu şekilde yaşandı öyle aynen mi? Aynen böyle yaşandı. Pekala. Sana bana göre de senin bu anlattığın gibi yaşaman sana yakışırdı. Pekala dediğin gibi olsun. Sizin dediğiniz gibi olsun Yasemin. Olur mu? Ben lütfen de senin dediğin gibi herkes olsun. Herkes kendi bakış açısından bir şey söylüyor. Ve ben sürekli bir şekilde buraya çıkıp herkese karşı kendini savunan kişi olmak zorunda niye kalıyorum. Sürekli kendimi savunmak zorunda kalıyorum. Tamam saygısız sanırım gerekirse saygısızım. Tabii ki savunacaksın. Böyle bir şansın ama var ne kadar savunuyor. Hoş. Savunmak zorunda kalıyorum ve bu beni artık gerekiyor gerçekten demek çok ki yordu. Herkese karşı, size karşı, buradaki 6 kıza karşı ve çok yoruldum. Hülya'cığım ayrıca sana burada biz saygısız demiyoruz. Bugün önüme gelen videoyu kendime göre yorumlayıp sana Hülya bugün böyle böyle oldu. Evet özür dilemişsin, çok güzel yapmışsın ve finalinde sana diyorum ki eğer şu anda senin anlattığın gibi ise benim görmek istediğim seninle alakalı durum bu. Senin anlattığın gibi olması. Umarım ben yanılıyorumdur. Sen bir kere daha izlediğinde tekrardan bunu düşün lütfen. Hülya'cığım senin ne kadar dürüst ve samimi olduğunu çok iyi biliyorum. Ben artık bilmiyorum ya. Ben kendim bile bilmiyorum. Gerçekten. Bence ben bu tavrı şu anda sen içinden çıkamadığın için böyle bir bu tavra büründün. Hiç önemli değil. Bir ben bardak oraya su iç kendine gel. Yapmadım, etmemezlik yapmadım, bir şey yapmadım. Gittim özür diledim. Bu sefer kameraya bakarak özür dilemem suç oldu. Bunu da savunmak zorunda kalıyorum. Oh, wow. Ama Hülya'cığım senin ne kadar samimi biri olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani kadınla birebir ilişkinizi yüz yüze konuşmanız gerekirken kameraya bakmanı çok normal bulmadığımız için söylüyoruz. Hani kadından mı özür diliyorsun? Bir şey birilerine mesaj mı? Hani bak ben özür de diliyorum. Bana öyle gibi geldi. Bana öyle gibi geldi. Ben de bunu söylemek isterim burada yani. Pekala. Fiyatları lütfen. Ayakkabım 220 TL. Takımıma 450 TL verdim. Çantam 50 TL. Takılarım 100 TL. Bu kadar. Konseptin nedir? Konseptimde kanalda çalışıyorum. Burada bir program sunuyorum. Ana haber sunuculuğuna terfi etmişim. Böyle bir iş teklifi almışım. Arkadaşlarımla yemeğe gidiyorum. Harika bir ayakkabı, harika bir çanta, harika bir pantolon var üzerinde. Küpelerin çok güzel. Peki o biraz önce tasarlamaya çalıştığın şeyin içine bir şey var mıydı? Olduğu gibi mi giyecektin onu? Öyle giyecektim. Böyle buralarını kapatan, sımsıkı yapan. Bluz. Nefis olurmuş gerçekten. Çok güzel olurmuş. Pantolonu şöyle gösterebiliyor musun bize? Bu da bir risk. Sen risk aldın. O da önemli. Başaramadın, yetiştiremedin. Ama fikrin güzel.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Hülya, ne haber demeyeceğim. Gördüm, hoş geldin diyeyim bari sana. Hoş bulduk hocam. Gidiyorsun akşam yemeğine kutlamada. Çok da hoş görünüyorsun üstündeki trenç kotumla da. Peki, çıkardığın zaman ne olacak? İçin bomboş mu? Bu da kent tişörtün. Kent tişörtü. Ben sana ne puan vereceğim? Ne yapacağım? Vermeyin hocam. Vereceğim. Bir verin. Olmaz. Niye bir verin? Ben verim? Bugün hak ettim. Konsept dışı değilsin ki benim için. Yetişmemiş, almışsın. Gayet de şık bir şey olacağına inanıyorum. Gördüm, hayallerini de gördüm. Ona çok üzülüyorum zaten. Yani gerçekten bugün çok iyi olacaktın. Gülşah'ım. Çok üzüldüm senin adına. Şahane bir şey yapmışsın. Şahane. Ama arkadaşlarım dilediği puanları verebilir. Ben bu podyuma nasıl geliyorsanız öyle değerlendiriyorum. Sezonlar boyunca da bu hep böyleydi. Dün Selin'e yaptığım gibi bugün de benim için sen değerlendirmelisin. İsterse arkadaşlarım bu haline bile 5 verebilirler. Ama ben bunu kabul edemem. İçinde üstünü biz burada en şık kombini ve senin kadar tarz bir kadın, senin kadar vizyoner bir yarışmacı bugün maalesef ki böyle bir talihsizlik yaşadı. Çok üzgünüm senin adına. Çünkü şahane bir şey yapmışsın. Teşekkür ederim Serdar'cığım. Hülya'cığım, bilinçli davranıp iyi yönlendirseydin bu şekilde karşımıza çıkmazdın. Teşekkür ederim. Talihsizliğin için çok üzgünüm. Yapmaya çalıştığın şeyi anladım. Sadece bir puan kırıyorum çünkü kombinlemen muazzam olacaktı. 4. Teşekkür ederim. 3. Teşekkür ederim. Maalesef. 3. Teşekkür ederim.